Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, elimde Cenk marka. Bu şekilde çok güzel bir yemenim var. Ve yeğenim inme. Bu içinde olan renklerinden, beyazdan, mordan, bu yeşilden arkadaşlar. Yeşilim 383 numara. Bir model çalıştım. Modelimiz de şu şekilde arkadaşlar. Modelimizi hemen gösterelim. Böyle çok güzel. Altında yeşil yaprağı, üzerindeki sık iğneyi. Tekrar 5 tane arkadaşlar yapraklar yaptık. Evet, modelimiz bu şekilde. Çok hoş ve çok zarif bir model. Şurada tersten görünüşü. Şu ipi şuradan alıp daha rahat göstermek istedim. O da uğraştırdı arkadaşlar. Evet. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. İlk önce de ilk başlarken de yani tığ battığımızın içine sık iğne ile girip hemen bir zincir çekiyorum. Şöyle orta boy, bakın ipimizi ona göre uzattırıyoruz, çekiyoruz yani. Şöyle bir örümcek yapıyorum. Orta boy bir örümcek. İki defa doladım örümceğimin üzerine. 1, 2, 3 atlayıp 4. tığ battımın içine 1, 2, 2, 2. Şöyle arkadaşlar. Bir trabzan yaptım. Trabzanımın boyutu da orta boy. Fazla büyük değil, küçük de değil. 1, 2 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Trabzana girip 2, 2 aldım. 2, 2. Üçüncü trabzanım. Zincirimi de sayıyorum. 4, 5, 6 ve 7. 7 tane bu şekilde. Buraya bir trabzan yaptım arkadaşlar. Hemen trabzanımı buradaki tığ battımın içine sık iğne ile girdim. Bu şekilde. Ve 15 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ve 15. 15 tane zincirimi çektim. Ters tarafına çeviriyorum. Buradaki ilk trabzanımın tepesine sık iğne ile girdim. Bu şekilde. Bu şekilde bir yuva yapmış olduk arkadaşlar. Bir zincirle de şöyle düz tarafına döndüm. Buradaki yaptığım zincirin içine girip sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 11, 12, 12. Bu şekilde sık iğneler yapıyorum. 13, 14, 15 ve 16. Toplamda arkadaşlar buraya 16 tane sık iğne yaptım. Şu geri kalan zincire de yine aynı bunun gibi 7 tane buraya trabzan yapacağım arkadaşlar. 1, 2 zincir. Bir defa doladım. Zincirimin arasına girdim. 2, 2 olarak aldım. Bir defa doladım. 2, 2, 3 oldu. 4, 5, 6 ve 7. Buraya 7 tane bu şekilde arkadaşlar trabzan yaptım. Ve aynı arkadaşlar tığ battımın içine buraya bu şekilde kapattım. Tekrar arkadaşlar bu şekilde trabzanımı yaptım. Dönüyorum ters tarafına. Sık iğne yaparak yukarı doğru çıkıyorum. Trabzanların arkasından hemen sık iğnelerini yapıyorum. Bu şekilde. Tüm trabzanları hiç atlamadan arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnelerini yaptım. Bakın. Sık iğnelerini yaptım. Bir zincir çekip şöyle düz tarafına döndüm. Yine ipimi uzatıp şöyle orta boy bir örümcek yaptım.
1, 2, 3 tığ battı, atlayıp 4. tığ battıma bu şekilde arkadaşlar yaptığım örümceğimi kapattım. Şimdi bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kopardım. Çiçeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaprağımız ve çiçeğimizi yapacağımız bu yeşil sık iğnelerimiz hazır. Şimdi ters tarafına çeviriyoruz modelimizi bu şekilde. Evet, ters tarafındayız. Buradaki trabzanın dibine, trabzanı başladığımız sık iğnenin dibine bir de bir sık iğne yaparak bu şekilde ipimizi buraya tutturduk. 4 zincir çekiyorum çiçeğimin yuvaları için arkadaşlar. 4 zincirimi çektim. 2 tane sık iğne atlıyorum. 1, 2, 3. sık iğnenin içine bu yaptığım 4 zinciri bu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine yine bu 4 zincirimi kapatıp bu 4 zincirleri yuva olarak kullanacağız. 2, 3 ve 4 zincir. 1, 2 atlayıp 3.'ye kapattım. Bu şekilde. 4 zincir. 1, 2 atladım. 3. sık iğneme giriyorum. Kapattım, yuva yaptım. Yine 4 zincir. İlk zincir çekip dönüp yaptığım sık iğneme de giriyorum arkadaşlar bu şekilde en son. 3. sık iğneye. 1, 2 zincir. Dönüyoruz düz tarafına. Bu şekilde 5 tane yuva yapmış, hazırlamış olduk. Bir defa doladım. Yaptığımız yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girip 1, 2, 2. 3 sefer de alıyorum. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2 alarak. Bakın arkadaşlar, trabzanlarımı yavaş yavaş böyle alım sayılarını çoğaltarak uzatıyorum. 4 zincir yuvada kapatıyorum. Geri kalan kısmı arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tanesini trabzanıma yapıyorum. 5.'yi de bu şekilde yuvada yapıyorum. Toplam 5 tane buraya sık iğneyi yapmış olduk. İkinci yuvaya bir sık iğne ile geçtim. Bir zincir. Bir defa doluyorum. 2, 2. Bir defa doladım. 1, 2, 2, 3. Evet, yine yavaş yavaş yapraklarımızı 1, 2, 2, 2 uzatıyoruz. Bu şekilde güzel bir trabzan yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tekrar 4 zincir. 3 ve 4. Kapattım yuvaya, trabzanıma. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne. 5. sık iğnemde yuvada bu şekilde tamamlıyorum. Tekrar sıradaki yuvaya sık iğne ile geçtim. 1 zincir, 1 defa doladım. 2, 2 aldım. 1 defa doluyorum. 1, 2, 2, 3 seferdi. 2 defa doladım. 1, 2, 2, 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım buraya. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne, 5. sık iğne yuvada. Evet, 3. yaprağı da bu şekilde yaptık. 4. yaprağım için bu şekilde sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1 zincir, 1 defa doladım. 2, 2. Fark ettiyseniz sadece bu dönüşte 2 zincirle döndüm. Yoksa diğer trabzanlarım hep birer zincirle arkadaşlar yapıyorum. 1 defa doladım. 1, 2, 2. 3 zincir. 3 defa da. 2 defa tığın başını doladım. 1, 2, 2,
2 alarak 4 seferde çıkardım trabzanımdan tığımı. 1, 2, 3, 4 zincir sık iğne ile son yaptığım trabzana girdim. Buraya 4 tane sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde 4 tane sık iğne yapıp 5. sık iğnemi yuvada kapattım. Tekrar yuvaya sık iğne ile geçtim. 1 zincir bir defa doladım. 2, 2. Bir defa doladım. 1, 2, 2, 3 oldu. 2 defa doluyorum. 1, 2, 2, 2. Bu şekilde 4 tane trabzanım olunca yine 4 zincir. Hemen son yaptığım trabzana kapatıyorum. Yine buraya da 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4. sık iğnemi yapıp 5. sık iğnemi de bu şekilde trabzanında yaptım. Şimdi arkadaşlar şu ilk başladığım dibe de bir tane giriyorum ki şöyle hoş bir görüntü olsun. Bir zincir çekiyorum. İpimi koparıp hemen yakıp geri dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş ve çok zarif bir model oldu. Çok da güzel oldu duruşuyla. Evet, yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.